Kıbrıs'ta ilk kez gerçekleştirilen yeni doğan laparoskopi ameliyatı Yakındoğu Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleştirildi. Şu anda yanımda Yakındoğu Üniversitesi Hastanesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Yardımcı Doçent Doktor Emin Mamadov bulunmakta. Bize hastayla olan ameliyat sürecinden biraz bahsedebilir misiniz? Şimdi hastanın tanı alma süreci aslında anne karnında başladı. Anne karnındayken bizim hem yeni doğan yoğun bak yani yeni doğan neonatoloji ekibimiz hem kadın doğum ekibimiz kadın doğum anabilim dalı tarafından ön tanıya ulaştık. Aynı zamanda radyoloji anabilim dalından da yardım aldık. Bu daha anne karnındayken 7 aylıkken tanı alan bir hastamız. Bu süreçten doğuma kadar tabii biz de takip ekibine dahil olduk kadın doğumla beraber. Daha sonra hasta doğduktan sonra bir müddet bebeğin genel durumunu toparlamasını bekledik ve daha sonra 15 günlükken de bir ön tanıyla bu ameliyata girdik. Ameliyat laparoskopik yapıldı planladığımız gibi. Laparoskopik başladı da bitirdik. Bu şekilde hasta bir gün hastane yatışını takiben taburcu edildi. Daha sonra görüldüğü kontrolde genel durumunun gayet iyi ve sağlıklı olduğu gözlendi. Hasta yine de kliniğimizce takip altında tutulmaktadır ayaktan. Hasta şu anda evinde ve sağlık durumu gayet iyi. Peki laparoskopi ile ilgili bizi biraz bilgilendirebilir misiniz? Tabii. Şimdi laparoskopi 1990'lardan beri yapılan bir ameliyat türü. Halk arasında buna kapalı ameliyat deniyor. Şöyle ki karında hiçbir yara açılmadan sadece 3 veya 4 bazen 2 bazen 1 küçük delikten özel aletler girilerek karın içine özel kamera sistemiyle karın içi izleniyor ve bunun eşliğinde ameliyatlar yapılıyor. Bu ameliyatların genelde kamera portu dediğimiz göbek içinden girdiğimiz bir çalışma kanalı ve ona aksesuar olarak da 3 çocuklarda genelde 3 milimlik, erişkinde 5 milimlik bir küçük insizyonlar yani küçük yaralar açılarak diğer çalışma portlarını yani kabaca bunları tüp olarak düşünebilirsiniz. O tüplerin içinden yerleştirdiğimiz özel aletlerle karın içinde aynı dışındaymış gibi bu ameliyatları tamamlıyoruz. Laparoskopinin ameliyatlar aslında açık ameliyatların aynısı. Sadece elle dokunmadan özel aletler eşliğinde yapıldığı için biraz daha teknik olarak zor ama hasta için çok büyük avantajları var. Bu avantajlardan da bahsedecek olursak birincisi yara izi olmadığı için birincisi estetik ama estetik bizim en son kaygımız aslında burada. Burada bizim için önemli olan şey hastanın ameliyattan sonra ne kadar çabuk toparlayacağıdır. Yapılan çalışmalarda şu gösterilmiştir ki laparoskopik ameliyat sonrası konvansiyonel ameliyatlara göre çok daha kısa yatış süreleri yaşanmaktadır. Çok daha az ağrı kesici, ameliyat sonrası ağrı kesici ihtiyacı duyulmaktadır. Ve laparoskopi sonrası açık ameliyatlarda görülen bağırsak yapışıklığı gibi riskler görülmemektedir. Tabii bu laparoskopi hani her gelene yapılıyor mu? Hayır. Yani her türlü ameliyat şu anda laparoskopik yapılmıyor. Ama laparoskopi hızla gelişiyor. Yani başlangıcından yaklaşık 20 yılı aşkın süredir yapılıyor. Ve şu anda birçok eskiden yapılmaz laparoskopik dediğimiz ameliyatı da laparoskopik yapabiliyoruz. Nitekim de bizim bebekte olduğu gibi bundan 10 yıl önce belki hayal bile edemeyeceğimiz 15 günlük bebeğe laparoskopik ameliyat yapmayı şu anda biz daha ameliyat etmeden planlayabiliyoruz ve hani bir ön seçenek olarak hastaya sunabiliyoruz. Evet biz sizin ameliyatınızı laparoskopik yapacağız diyebiliyoruz. Bu büyük bir gelişme. Tabii Kıbrıs için ayrı bir önemi var. Kıbrıs'ta çocuk laparoskopisi konusunda bir miktar yani Türkiye'de ve dünyada olduğu gibi yani erişkin cerrahisine göre bir miktar daha geride olur hep çocuk cerrahisi laparoskopi konusunda. Ama şu anda trend laparoskopik cerrahi yolunda ilerliyor ve Kıbrıs'ta da bunu yapmaya çalışıyoruz. Yaptığımız buradaki ameliyat ettiğimiz hastalarda da
çok iyi sonuçlar aldığımızı söyleyebilirim. İyi de bir serimiz oldu burada Yakın Doğu Hastanesi'nde. Yakın Doğu'nun bu konuda büyük bir avantajı var. Bir, laparoskopik ameliyat için geniş bir teknik donanıma sahip ve sürekli güncellenen bir teknik donanım bu. Yani bizim bu alet yeni gelen her, şimdi bu işler teknolojiyle yapılıyor. Bu işlerde aletiniz ne kadar yeni ise, yani güncelse, gelişmişse ameliyat o kadar kısa sürede ve o kadar az travmatik tamamlayabiliyorsunuz. Aynı şekilde de biz bu donanıma şu anda Yakın Doğu Hastanesi'nde sahibiz. Ayrıca gerek anestezi ekibimiz, gerek ameliyathane yardımcı sağlık ekibimiz bu konuda kendini geliştirmiş olduğu için laparoskopik ameliyatları 15 günlük bebekte dahil yapabiliyoruz. Laparoskopi bir opsiyondur açık ameliyatlara. Kullanılması gereken bir opsiyondur. Ama yine de tekrarlıyorum. Her ameliyat illa laparoskopik yapılmalı veya yapılır diye bir şey de yok. Bazı ameliyatlar vardır ki yeri gelince normal konvansiyonel ameliyat yöntemleriyle yapılır. Onun için bunu da önemli vurgulamak lazım. Çünkü hani biz yaptık ama her şeyi de laparoskopik yapıyoruz anlamını çıkarttırmak istemiyorum buradan. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.